Hoş geldin. Ben Atlantis. Hiç düşündün mü? Mussolini nasıl iktidara geldi? Hitler neden Yahudileri hedef gösterdi? Ve Mao milyonlarca insanı neden katletti? Daha birçok diktatör hakkında soracağımız çok fazla soru var değil mi? Ama biz en genel haliyle neden bu yollara başvurdular diyelim ve bunu cevaplamaya çalışalım. İdeolojileri, inançları, etnik kökenleri ne olursa olsun hepsinin kullandığı ortak yöntemler bulunmaktaydı. Her şeyden önce bir diktatörün kendisini gösterebilmesi için büyük bir kaos ortamına ihtiyacı vardır. Diktatörler genellikle büyük sosyal sorunların yaşandığı, ekonomik ve siyasi krizlerin en üst düzeyde yaşandığı dönemlerde ortaya çıkarlar. Örneğin 1929 yılında yaşanan ekonomik kriz, Avrupa'da Hitler, Mussolini ve Salazar gibi diktatörlerin doğmasına sebep olmuştur. Tabii ki toplumun çeşitli sorunlar yaşadığı bir dönemde kendinizi bir kahraman gibi göstermek istiyorsanız, halkı bir araya getirmenin en etkili yolu ortak bir düşman yaratmaktır. Onlar da tam olarak bunu yaptılar. Böylece yaşanılan sorunlardan sorumlu tutacakları ve sürekli hedef gösterecekleri bir günah keçileri olmuş olur. Bu ortak düşman farklı ülkeler ve faaliyetleri ya da ülkenin içinde bulunan çeşitli azınlıklar olabilir. Halk bu ortak düşmandan korktukça diktatörü kahraman olarak görmeye ve o giderse yok olacaklarına inanmaya başlarlar. Şimdi çok güzel bir noktaya değindik. Mevcut iktidar olmazsa yok oluruz algısı. Diktatörlerin ayakta kalmasını sağlayan en önemli tekniktir. Fanatik bir sadakat yaratmaya çalışırlar. Bunun için de toplu beyin yıkama yöntemi devreye girer. Şöhretleri ne kadar kötü olursa olsun, kendilerini ve tek adamlık rejimini tek kurtuluş yolu olarak gösterirler. Bunun için de basını ve eğitim sistemini kontrol altına alırlar. Basını kontrol altına alarak kendilerini karizmatik bir lider olarak gösterip halkının kendilerine hayranlık duymasını sağlarlar. Basın en önemli propaganda aracıdır. Eğitimi kontrol altına almak da aynı derecede önemlidir çünkü işin ucunda her şeyden etkilenecek yaşlarda olan çocuklar vardır. Hem daha hızlı bir şekilde beyin yıkayıp hem de geleceğin militanlarını yetiştirirler. Mussolini bir konuşmasında, "Her günün her saati size İtalya'daki her bir öğrencinin hangi kitabın hangi sayfasını okuduğunu söyleyebilirim" diyerek bu durumu yeterince özetlemiş zaten. Peki tüm bu beyin yıkamaya rağmen diktatörlere karşı çıkan insanlar olmamış mıdır? Tabii ki olmuştu. Fakat diktatörler bu muhalif sesleri iktidarlarını sağlamlaştıracak bir şekilde bastırma yolunu tercih ederler. Yani şiddet kullanarak. Şiddet ve işkence yöntemleriyle hem kurbanlarının cesaretlerini kırarlar hem de halkın içine korku salarak diktatörlerine karşı çıkmasına engel olurlar. Muhalif sesleri susturmanın bir diğer yolu da savaş ortamıdır. Diktatörler savaş ortamında halkın bir araya geleceğini bilirler. Çünkü böyle bir ortamda savaşa odaklanmak yerine rejimi eleştiren muhalif sesler vatan haini olarak ilan edilirler. Savaş, toplumun gündemini değiştirmek için en etkili yöntemdir. Bu yüzden diktatörlerin sıkça savaşa girmeye hevesli olmalarını şaşırmamak gerekir. Kanalıma abone olursan sevinirim. İzlediğin için teşekkürler.